Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Daha önceki videolarımda dediğim gibi bildiğimi, gördüğümü paylaşacağım. Paylaşmaya devam edeceğim. İnşallah sağlık olsun. Herkese güzel, mutlu günler diliyorum. İyi seyirler diliyorum. Bugün ne yapacağım? Daha önceki videolarımda şeyi paylaşmıştım. Turşu lahanayı, bütün lahana turşusu nasıl oluyor? Bugün de o yaptığım turşudan sarma yapıyorum. Daha önceki videomda lahana turşusu yapmıştım. Bu kovaya koydum. 2 tane lahana dolmalık, yani sarmalık. Şöyle üzerine borcam koyuyorum ve tası da baskı olarak koyuyorum. Şöyle baskıları alıyorum. Size böyle lahanalarımı bir göstereyim. Mis gibi olmuşlar. Sapsarı, böyle yakından çekeyim, kamera çeksin. Ve şimdi onları çıkarıyorum. Bizim Bulgaristan'ın meşhur lahana turşusu. Bizim orası soğuk iklim olduğu için büyük bidonlara kuruyordu büyüklerimiz. Oradan alışkanlığımız var. Ve çok seviyoruz bu lahanayı. Şöyle bir çıkarayım. Bir bakar mısınız? Ne kadar güzel olmuş. Şimdi bu yapraklar tane tane kendileri ayrılıyor ve sarıyoruz. Bir baş soğanım var. Bir baş soğan doğradım. Birkaç diş sarımsak doğradım. Bir bardak pirinç, bir bardak bulgur. Biraz esmer bulgur benim bulgurum. Her çeşit bulguru kullanıyoruz. Burada 300-350 gram civarında kıyma var. Yalnız arkadaşlar, bunu az kıymayla da yapabilirsiniz, daha çoğunla da yapabilirsiniz ve hiç kıymasız da yapabilirsiniz. Bizim büyüklerimiz tabii ki hiç kıymasız yapıyordular. Benim annem mesela yalnız pirinçle yapıyor ve çok da seviyoruz onu. Kararınca yağ koyuyoruz. Yani yarım çay bardağı civarında bir şey. Çok yağlı sevenler fazla koyabilir. Az sevenler az koyabilir. Ve soğanımı koyuyorum. Soğanla kıymayı ben bir arada koyuyorum arkadaşlar. Bu kıymayı da koyuyorum. Şöyle onu güzel kavuruyorum. Üzerine sarımsak da koyuyorum. Ve beraber sevişsin. Arkadaşlar, bir kaşık biber salçam var. Yalnız bir kaşık biber salçası koyuyorum. Onu da şöyle güzelce karıştırana kadar. Salçayı güzel karıştırdıktan sonra pirinci koyuyorum arkadaşlar. Pirinci yıkadım, hazırladım. Ve bulgurumu koyuyorum hep birlikte. Bulgurla pirinç güzel kavruldu. Bu kadar yeterli. Ve üzerine bir şişe domates suyu yazdan yaptığım kendi bahçemden, onu ilave ediyorum. Onu da böyle bir tık karıştırdıktan sonra baharat koyuyorum. Ben kimyon, biber, karabiber koyuyorum. Biberim acı. Acı koyunca acı güzel yakışıyor sevenler için. Arzu ettiğiniz baharatı da koyabilirsiniz. Her kim hangi baharatı seviyorsa onu koyabilir. Ve bir kase de su koyuyorum. Suyunu çekene kadar
ve ocağı kapatıyorum. Tencerede iç malzemem hazırlanana kadar arkadaşlar ben yapraklarımı hazırlıyorum. Kalın koçalaklarını kesiyorum. Şöyle çarşaf gibi yaprak. Hiçbir ziyanlık olmuyor. Şöyle bu kaba ayırıyorum. Şöyle. Ha, dibine kadar yaprak. Ama uç kısımlarına kadar. Bakar mısınız? Her tarafı yaprak. Yani hiç ziyan yok. Yaprak kırılacakmış, kopacakmış diye bir şey yok. Bir bakın. Minicik kaldılağını hep yaprak. Şöyle. Arkadaşlar bir tık çekildi benim içim. Şöyle böyle bir karıştırıp bir de nesi var? Bir tane de yumurta ilave ediyorum. Bizim tüm sarmalarda, dolmalarda mutlaka yumurta vardır. Şöyle onu da güzel karıştırıyorum. Yumurtanın sebebi pirinçleri içi tamamen birbirine sarsın diye, toparlasın diye konuyor. Eskilerden öyle gördük, öyle de yapıyoruz. Ama lokantalarda da bizim öyle koyuyordular ben biliyorum. Arkadaşlar şimdi sarmaya başlıyorum. Bizde bu lahana sarmasını çok iri yapıyordular. Porsiyonlar ikişer sarma oluyordu. Ama ben bir orta boy yapacağım. Şöyle. Lahanaların yaprakları yumuşacık. Çok güzel ve çok kolay. Şöyle arkadaşlar benim sarmalarım. Probiyotik yani turşudan sarma. Herkese tavsiye ediyorum. Çok sağlıklı ve çok lezzetli. Kaçırmayın sezonu. Tam zamanı. Abone olursanız çok sevinirim. Uyarı tuşuna basarsanız arkadaşlar yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Arkadaşlar sarma sarmam bitti. Bir lahanadan iki tencere sarma oldu. Şöyle bunu da tekrar buna aktarıyorum. Başka müsait tencerem yok şu anda. Arkadaşlar şimdi yağsını koydum. Ben yemeklerde zeytinyağı kullanıyorum. Ama tercih eden sıvı yağ. Katı yağ buna yakışmaz. Şöyle bir kaşık yağma toz biber koyuyorum renk vermesi için. Şöyle yağı bir yakayım, kızdırayım yani. Evet arkadaşlar şöyle kırmızı biberli yağı gezdiriyorum sarmaların üzerine. Şöyle. Ve birer bardak da dupduru lahananın suyundan turşusu. Böyle mayfoş mayfoş çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. Ve üzerine de biraz su ilave ediyorum. Şöyle baskıda tabak koyuyorum. Şöyle bayağı bir su koyuyorum. Yani
kapatmaya yakın olsun. Tam kapanmıyor sarmalar. Ve ocağı açıyorum. Kaynatmaya bırakıyorum. 45-1 saat civarında kaynayacak. Kısık ateşte. Ve buna da bir tane lahana suyu. Ve baskısını koyuyorum. Şöyle. Suyunu da koyuyorum. Ocağın altını açıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Arkadaşlar bir baş lahanadan bu yaprak kaldı. İnanın hepsi yaprak çıktı. Bu çeşit hiç yaprak kırılma yok. Yalnız koçalakları kaldı. Bunları da tabii çok seviyoruz kıtır kıtır yemeye. Arkadaşlar benim sarmalarım hazır. Lokum gibi pişmişler. Tıkır tıkır bir saat kaynattım. Kısık ateşte. Lahanalar şahane olmuş. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımı takip etmeye devam ederseniz çok mutlu olurum. Güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun.